Kimi keseceksin abi? Beni kesecek. Saç sakal kesmeye. Yok artık. Sibel! 3 numara yapacak. Sakalı jilet, saçı da 3 numara öyle mi? Ben demedim mi Gökhan yapar diye? Sibel! Şakasın. Ne istiyorsun abi? Nerede, ne yapayım abi, sandalye mi? Sandalye şurada. Dağlattırıcı mı yapacaksın? Şuraya komple kazı. Ha, komple kazıyalım. Nasıl istiyorsunuz Barış'ım? Allah! Diyorum bak, örnek alın. Örnek damat adayı. İkiyi tak abi. Artık uğraşmayacağız diyor bundan sonra saçlarla. Eyvah. Yok be. Abi öyle tarağa falan gerek yok ya. Aynen direkt abi. Makineyle. Bir dakika bir şey diyeceğim ya. Sen niye arkadan başlıyorsun abi? Abi şu tarağı bir çıkart. Direkt şöyle tren yolu yapsana. Ender abi. Efendim? Şöyle tren yolu yapsana direkt. Ortadan bir yol yapalım mı ya? Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Önce bir tren yolunu alalım. Ha, tipe bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ado neredesin ya? Ben buradayım da sen ne yapıyorsun orada? Tıraş oluyorum. Ya bedavaya buldum kuaförü tabii, iyiyiz. Kolay gelsin Ender Bey. Sağ olun. Osman Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sizlere sormadım. İyiyiz. Niye böyle bir şeye giriştin? Sibel istemiyor. Sibel istemiyor. Sibel normalde 3 numara istiyormuş, sakalsız. Bu ikimizin arası. Ama o ikisinin ortası sakalını kesecek, saçları da toparlatıyor. Yani şimdi Gökhan taktiği, her zamanki Gökhan taktiği. Sibel kardeşim nasılsın? İyiyim Adnan, sen nasılsın? Hiç sorma, çok kötüyüm. Hayırdır inşallah. Daha yeni olanları gördüm de bir şey duydum. Vallahi benden duymuş gibi olma. Gökhan bundan önce tavla iddiasından gidip saçlarını 3 numaraya vurduğundan haberin var mıydı? Ya. Tavla ama için. Sen istediğin için vurmuyor 3 numarayı. Adnan benden Fişnik. Duymuş olma. Adnanfişnik.com. Benden duymuş olma. Ben kız arkadaşımı görmeye geldim de bunu da bu arada söyleyeyim dedim. Yani tavla için 3'e vurduran... Zaten kesmedi ki, yanlarını düzelttirdi. Öyle bir saç kesmek mi var? Burası duruyor. Tavla düzelttirdi. İçin, tavla iddiası için 3 numaraya vuran, sevdiği için de bence 3 numaraya vurur yani. Ay aşkım. Bence Sibel alıp 5 numaraya vuracak direkt. Sibel yeni model 3 numara bu. Her şeyi duydum. Tavla oynamışsınız. Ne? Tavla iddiasına girmişsin. Zamanında 3 numarayı vurdum. Evet. Abi ucu çıkar 0,5 de al. Direkt hani onu geri çek. Tavla için 3 numarayı vurdurdun mu gerçekten aşkım? Ne, buna kızar mısın? Tavla için vurdurduysan ben istediğim ne vurduruyorsan. Bak şu an saçımı sakalımı senin için kesiyorum burada, farkında mısın? Hı. 3'e mi vurayım saçımı? Ha, tavla için vurmuşsun ya. Ben isteyince vurmayınca insan buradan tavla sonuçta. Sen de buna inandın mı hayatım? İnanmadım, sormak istedim abi. Sırf şuradan kim kötülük yapacak kalk. Kim geldi? Adnan. Ha? Adnan. Ne yaptınız? Neyse ben sana anlatacağım onu. Evet. Ama şu an mutlu değil misin benim senin için burada saçımı sakalımı kestim ben? Ha? Evet. Valla. Tamam sen evine geç, ben geleceğim artık yanına. Tamam. Buldurmuyor musun oraya? Sen geç bebeğim. Tamam. Geç hayatım. Hadi canım. 3 numara ve 0 sakal değil mi? Harika yaptı her şeyi. Sen eski sevgilin için öyle yapmıştın değil mi Ankara'daki Adnan? Ne? Ankara'daki sevgilin için öyle yapmıştın değil mi? Yo, Ankara'daki sevgilin ne alaka? Tamam. Haddini aşıyor bazen. Gamze ile daha fazla akıl almak konusunda... Ne demek akıl almak? Ne biçim konuşuyorsun şimdi? Ne biçim mi konuşuyorum? Akıl almak değil, sadece orada tepkimi koydum. Dedin ki hani yaptırabilirim, sanki... Hayatım bak saçımı gittim kestirdim, anladın mı? Kısalttım. Anlatabiliyor muyum? Kısalt dedin. Hatta sen bana dedin ki sakalını kes sadece, saçın kalabilir dedin. Evet tamam. Tamam. Şimdi Gamze'nin gazına gelip mi bana böyle diyorsun? Gaz gelmek değil Gökhan. Sadece orada anlamadığım bir şey oldu. Sen lafla, sanki sen benimle dalga geçiyormuşsun gibi hissettiğim için öyle yaptım. Bunu hissetmenin sebebi ne? Çıkar ağzından, söyle cümleyi. Gamze söyle. Gamze. Gamze, ha. Gamze'nin sözünün esnasından beni karşına alıp benimle tartışıyorsun. Ben sen iyi ol, mutlu ol diye bir şeyler yapıyorum. Sen bana başka bir şey yapıyorsun hayatım yani. Gerek yok ki.